Efendim güne bakışa hoş geldiniz. Haftanın son günü, evet, günün sıcak gelişmelerini çok özel konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Emekli Tümgeneral, yazar, siyasetçi Osman Pamukoğlu. Sayın Pamukoğlu hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 43 yıl görev aldınız. Ve 5 kez, değil mi, yanlış hatırlamıyorum, üstün birlik yetiştirme nişanına sahip olan tek kişisiniz. 2002 yılında Tümgeneral görevindeyken emekli oldunuz. Çok sayıda askeri, siyasi kitabınız var, eseriniz var. Ancak biz bugün sizinle son kitabınız olan 3. Dünya Savaşı kitabını konuşacağız. Ama isterseniz öncelikle daha güncel konularla başlayalım. Kitabınızda da bugüne ait ışık tutan çok değerli bilgiler var ama biraz sonra o kitabın detaylarına gireceğiz. İsterseniz bir Barış Pınarı Harekatı sona erdi denilmiyor. Şu an hala bölgede sıcak çatışmalar, özellikle Tel Abyad'da, Resulayn'da devam ediyor ama geneline baktığımız zaman Barış Pınarı Harekatı nihai amaçlarına ulaştı mı sizce? Böylesi harekatlarda nihai amaçlar nedir, ne olmalıdır? Şöyle, Barış Pınarı Harekatı da Fırat'ın batısında yapılan iki harekat gibi tehdidi bizim sınırlarımızdan daha güneye sürdü. Bunda bir şey yok. Yani bu doğal, tabii, zorunlu bir ihtiyaçtı. Bunun ihtiyaç olup olmadığını anlamak için sadece şuna bakılması lazım. Bu harekat Fırat'ın doğusunda başladığında PYD, aslında PKK'nın Suriye'deki örgütü, bizim topraklarımıza 700'ü aşkın havan attı. Havan ve roket attı. Ve 20'ye yakın çoluk çocuk, her yaşta insan şehit oldu ve öldüler. Bu neyi gösteriyor? Onunla dip dibe durursanız siyasi hudutta, yani onu güneye doğru itmezseniz, onun elinde bulunan ağır silahlarla hiç bir hareket bile yapmadan onların menzilleri içerisinde bizim topraklarımızda bizim insanlarımızı vurabiliyor. Şuraya getirmek istiyorum. Hem batısında hem doğusunda yapılanlar kaçılmazdı ama nihai hedef, yani siyasi hedef veya askeri hedef nedir diye düşündüğünüzde, siz oraya 120 kilometre cephe, 30 kilometre derinlikte girdiniz. Yani bir cep bir torba meydana getirdiniz ama yani torbanın doğusu da batısı da güneyi de gene PYD ve PKK'lılarla ve tüm silahlarıyla mücevher olarak orada duruyorlar. Bu bir diğer şekilde şu. Boğaz'ın o girdiğiniz torba, yani yarattığınız cebin meydana getirdiği yerin dip tarafında, yani bize olan sınır dışında her taraf o cep, o boğaz şey arasında, söyleyin yani tehdit ve tehlike açık. Nitekim işte 120 saat dediler Amerikalılarla, 150 saat dediler Ruslarla, gelinen sonuç belli. İşte resmi açıklamalar var, 24 saatte 11 kere, 13 kere, 14 kere taze ateşi açıldı demektir. Bu PKK ve PYD işi örgütün tamamen yok edilmeden, ortadan kaldırılmadan hiçbir zaman bitmez. Bitmeyecek o. Bu şunun için de bitmeyecek. Genelde bakıldığında iki süper güç, yani biri Amerika, biri Rusya, zimmen anlaşmış durumda. Yani Amerika Irak'ı himayesinde tutuyor. İstiyorsan hegemonyasında de, istiyorsan mandasında de. Suriye'de Rusya hegemonyasında, himayesinde tutuyor. Amerika, Rusya ve İsrail birinci hatta olmak üzere, Almanya ve Fransa ikinci hatta olmak üzere yaptıkları şey şu: Orta Doğu'da nihayetinde siyasi amaç olarak bir Kürt devletini inşa etmektir. Bundan ne vazgeçmedikleri gibi hiçbir zaman da vazgeçmeyecekler. Bu böyle devam edip gidecek. Başa dönersek
tehdit Suriye'nin doğusunda, Irak'ın doğusunda, kuzey doğusunda ve Irak'ın kuzeyinde o 7 tane artık herkesin de isimlerini bildiği kampta PKK tehdidi ve tehlikesi devam ediyor ve devam etmeyi de sürdürecek. Devam edecek. Şimdi az önce PKK, PYD unsurlarından bahsettik ama şimdi dünya da tabii ki bu Barış Pınarı harekatını çok dikkatli bir şekilde izliyor. Zaman zaman dezenformasyonlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz ama diplomatik açıdan baktığımız zaman PYD ile PKK arasında bir fark olmadığını Türkiye dünyaya anlatamadı mı? Neden anlatamadı? Şöyle, aslında birden PYD'ye getirmemek lazım. 84'ten beri PKK var. PKK ile mücadele işte 36-37. Yıla dayandı. Bu tip örgütler, özellikle Marksist-Leninist örgütler ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 60'a yakın PKK benzer isyancı bunlar aslında. Yani isyancı örgütler, kendilerine devrimci de derler. Militarist kuruluşlar aslında bunlar. Ayrılıkçı gruplar. Bunların esas silahı bizim bildiğimiz silah değildir. Propagandadır. Tabii. 37 yıl sonra PKK'nın propagandayı hangi düzeye çıkarttığı bütün dünyada bu Barış Pınarı harekatıyla görüldü. Tekrar ediyorum. Bu örgütlerin birinci aracı propaganda, ikincisi silahtır. Neredeyse bütün dünya Türkiye'nin karşısında geçmiş durumda. Bu hükümet, ondan önceki hükümet, ondan önceki hükümet değil. Meseleyi 1984'ten bu yana alıp çok iyi bakmak lazım. Bir de hazırlıksız yakalandı Türkiye. Bu tip örgütleri, yani dünyada örnekleri var. Malezya'da var, Endonezya'da var, Filipinler'de var, Yunanistan'da var, Güney Amerika'da her yerde var, Afrika'da var. İlk 10 yılda bitireceksiniz. 10 yıl. Bilemedin 12 yıl. Eğer bitiremezseniz, yani hem siyaseten bitiremezseniz, hem askeri araçlarla bitiremezseniz, iş bu raddelere gelir. PKK meselesinde nereye geldiğimiz bellidir. PKK'nın PYD'den hiçbir farkı yok. Yani birisi işte Kürdistan İşçi Partisi, öbürü de Suriye'deki Kürdistan Partisi. Zaten onu kurduran da PKK. PKK kurdurdu onu. Oradaki şeyi şu. Yani PKK lafı biraz şey, fazla deform olmuş bir laf. Bir de itici bir laf. Daha yumuşağını ve daha uygununu buldular. Sonra diyelim Rusya ile konuşalım. Mesela Rusya. Rusya hem PKK hem PYD'yi terör örgütü ilan etmiyor ki. Gelelim Amerika'ya. Amerika'da yani PKK'yı terör örgütü listesine almayla ne? PKK'nın lider kadroları Amerikan gazetelerine makale yazıyor, yazılar gönderiyorlar. Onlarla yüz yüze görüşüyorlar. Kaldı ki bir şey daha var, en tehlikeli şey. Artık PKK ve PYD de denmiyor. Kürt savaşçı deniyor. Kürt özgürlük savaşçıları deniyor. Kürtlere karşı yapılan harekat deniyor. Bakın işte bu örgütlerin esas aracı olan, esas tema ve silahı olan propagandanın da dünyanın da nereye getirdiği işi, nereye getirdiği, bizi de ne duruma düşürdüğü ortada. Sayın Pamukoğlu, şimdi sınırlarımızın içerisinde de devam eden Kıran harekatları var. Irak'ta devam eden pençe harekatları var bir yandan da. Suriye'de devam eden hala harekatlar var. Şimdi sınırlarımızın içinde PKK ile mücadele etmek mi, yoksa Suriye'de PYD ile mücadele etmek mi? Hangisi daha zor? Hepsini edeceksiniz. Askeri ve coğrafi olarak şey yapmak. Hepsini edeceksiniz, hepsini. Ayrım falan yok. Yani hatta böyle operasyonları parçalı yapmayacaksınız. Yani efendim yurt içinde parça parça operasyon, yurt dışında parça parça operasyon, hepsiyle yapacaksınız. Ama bunu şöyle yapacaksınız. Bunların esas hazırlık dönemi, Kuluçka dönemi ilk 10 yıl geçti. İkincisi asimetrik savaş dedikleri veya düşük yoğunluktaki çatışma dedikleri
aslında ayrılıkçı gruplar ama bunların çarpışma stilleri gayri nizami harp tarzıdır. Yani kırsal ve kentlerde. Bunda korkacak bir şey yok. Adamların uyguladığı teknik gerilladır. Yani kırsalda o tekniği uyguluyor. Sen ona ne dersen de. Sen bölücü diyorsun. Bölücü nasıl muharebe ediyor? Yani örgütlenmesi nasıl? Silah gücü nasıl? Hangi teknikleri kullanıyor? Savaşma biçimi nasıl? Bunun bilinmesi lazım. Bir kere şu. Bu mücadele için ayrı bir seçkin kuvvetiniz olacak. Seçkin kuvvet. Bir şey daha olacak. İstihbarat direktörlüğü kuracaksınız. İşte jandarma ayrı yapıyor, işte polis ayrı yapıyor, MİT ayrı yapıyor, orada öyle değil. Tek olacak. Bütün bilgiler tek yere gelecek. İstihbarat direktörlüğüne gelecek. Ve bir seçkin kuvvetiniz olacak. Özel kuvvet olacak. Özel. Bu 20 bin kişi olacak. Bu da tek komutada olacak. Tek komuta, tek yönetim, tek harekat tarzı olacak. Vurduğunuz an hem kendi topraklarınızda vuracaksınız hem kuzey kampları aynı anda vuracaksınız. Çünkü bu bir nevi örümcek ağı gibidir. Bunların çalışma sistemleri. Örümcek ağının bir lifini kopart. Diğerini kopart. Ağ merkezde gene durur. Şuraya getirmek istiyorum. Vurduğun an tam merkeze vuracaksın. O ağın merkezini, örümceğin esas beklediği merkezin kendisine de vuracaksın. Dört tane şeye, bağlantıya da vuracaksın. Şuraya getirmek istiyorum. Her yerde yapacaksınız. Aynı anda yapacaksınız. 5000 özel ihtiyat olacak. Hem Güneydoğu'da vuracaksın. Hem Kuzey Irak'taki kamplarda vuracaksın. Hem de Suriye'de vuracaksınız. Bunun şekli bu. Bunu ilk defa dünyada yapanlar, bu benim anlattığım gibi yapmadı İngilizler ama yani ilk defa böyle özel seçkin bir kuvvetin ihtiyaç olduğunu bu tip şeylerde terörizm veya ayrılıkçılar veya isyancılarla silahlı mücadele ilk yapan İngilizlerdir. İngilizler böyle özel seçkin bir kuvvet kurdular. Bir de pek kimse bilmez. Yani bizim insanlar da bilmez. Aslında 1909 yılında Meclis-i Mebusan'dan da biz buna benzer bir teşkilatlanma ve istihbarat örgütlenmesi meclisten yasa çıkarttık. 1909. Belki de ilk defa duyacak insanlar. Biz Balkanlarda Rum çetecilerle, Bulgar çetecilerle, Sırp çetecilerle, Ruman çetecilerle uğraştık. Yıllarca uğraştık. Sonunu getiremedik. Yani bizimkilerin kahramanlığında, cesaretinde, bu işin teknik boyutunda değil. Neden? Jandarma ayrı yapıyordu. Ordu ayrı yapıyordu. Taburlar, bölükler, alaylar, taburlar darmadağınıktı. 1909'a dendi ki bu böyle olmaz. Seçkin bir kuvvet kuracaksınız. Özel bir istihbarat dedik. 1909'da bu tip mücadele ilk yasayı çıkartan ülke biziz. Ama şimdi bütün dünya şeyi bilir. İngilizleri bilir. Evet. Şimdi Sayın Pamukoğlu bir haritamızı da arkadaşlarımızdan rica edelim. Volumuza getirsinler. Bölgedeki haritayı hem seyircilerimizin de daha iyi anlayabilmesi için. Şimdi hedef madem sınırlarımızdan PKK-YPG'yi temizlemekse neden Kamışlı bunun dışında oluyor? Neden bu operasyona Kamışlı'dan başlanılmıyor? Ve mutabakatta Ruslarla ortak devriyede Kamışlı niye yok? Hatırlayacaksınız Hendek olaylarında burada bir sürü şey vardı. Tüneller kazılmıştı. Şimdi Kamışlı niye yok? Menbiş'te niye Suriye ve Ruslar var? Şeyde de onlar var değil mi? Yani Kobani'de de. Biraz önce söyledim. Amerika ile Rusya burada körebe oynuyorlar. Körebe. Rusya Menbiş'ten ve Kobani'den 34 bin kişi çıktı dedi mi? 3400 kişi sanki tek tek saymış nasıl saydıysa çıktı dedi mi? Dedi. Şimdi ne oluyor? Yani Türkiye'nin elindeki bilgilere göre herkes burada duruyor. Kimse çıkmamış.
Kamışlı da aynı. Hem orada Ruslar var, hem biliyorsunuz rejim güçleri var. Dolayısıyla PKK, PYD de orada. Şimdi gelelim Devriye'ye. Ne oluyor Devriye'yi gezince? Gezdik. Tamam. Çıktık biz şimdi. Sağa bak, sola bak, havadan bak, karadan bak. Değil mi? Baktık. Ne o? Efendim, buralarda şey yok. Düşman gitti. Şey anlıyor. Yani tam askeri literatürle söylüyorum. Efendim, tehlike. Efendim, değil mi? Tehdit. Efendim, düşman. Efendim, hasım. Tamam, yok, ne olacak? Şuracık. Demek ki havanlar nasıl attılar bize? Onların 7 ile 8 kilometredir menzilleri, ağır havanların. Tamam. Ağır havan menzilinin dışına çıktılar. Bak, bu kadar açık. Ağır havan menzilinin dışında duruyorlar. Ama şu cepte, o girdiğimiz yani 120'ye 30 derinlikteki cepte, torbada veya boğazda onun var ya, hem iki tarafı, doğusu, batısı ve güneyinde de bu defa dip dibe, yani dirsek temasında Havana'da, Tank Savara'da, bilmem bir başka klasik füzeye de açıksınız. Açıksınız. Ama ben buradan çok tehlikeyi daha çok şeyde görürüm. Nerede görüyorsunuz? Kuzey Irak. Kuzey Irak'ta. Haftenin, Metinan, Şivi, Zap, Berçara, Avaşin, Mezikaryedere, Basyan, Hakuk kamplarını temizlemeden olmaz. Hepsi oradalar. Orada bekliyorlar. Hepsi oradalar. Bu söylediğim yerlerde. Öyle, biraz sonra geçeceğiz ama evet. Şimdi buradaki petrol bölgelerine bakalım. Yani Şahdadi, Ömer ve bir tane daha. Şimdi buralar bir Amerika tarafından istenerek PYD, PKK kontrolüne bırakılıyor. Yani bir yandan da yani Amerika Türkiye ile bu mutabakatı imzalarken acaba PKK YPG'yi sattı mı şeklinde sorular da gelmişti ama bu petrol alanlarına baktığımız zaman ve etrafındaki PKK YPG oluşumuna baktığımız zaman zaten cevabı kendiliğinden geliyor gibi. Ben önümüzdeki aylar içerisinde bir yılı geçmez. Esas ne gelecek biliyor musunuz? Yani dünya Türkiye'nin karşısında, yani tam cephe aldı birkaç ülke hariç. Yeniden çözüm süreci ve benzeri teşebbüs ve teklifler gelecek. Dünyadan mı gelecek? Amerika tabii, Amerika çünkü. Rusya da yanında onun. Yani çözüm sürecini mi dayatacaklar yeniden? Onu yapacaklar. Onun gidişi o. Bak, bu Kürt savaşçı meselesi, özgürlük savaşçıları meselesi, Kürt halkı meselesi gide gide oraya gidiyor. Bu belli. Mesela şu biraz sonra konuşacağımız 3. Dünya Savaşı kitabını hep bunları anlatmıyor mu? Ne, bir tarih bir döngüdür, hiç durmayan bir döngü. Yani tarihte geçmiş gelecek falan olmaz, o sürekli bir döngüdür. Aynı şeye gelecek. Buradaki mesele şu: buradan ne onu ne onu çıkaramazsınız. Çünkü dünyadaki petrol rezervlerinin %65'i Orta Doğu'da. Çıkmaz o. Bunları şeye vererek, yani şu gördüğümüz Deirizor'da, Sadadi'de falan petrol kuyularını veya o bölgede onların savunması için PKK'ları oraya yerleştirme, onlara şey, yani bir parmak bal, yani emeğiniz geçti, yani bizim yanımızdaydınız, işte IŞİD'de çarpıştınız, ben sizi biraz Türklere karşı şey yaptım, bana kızıyorsunuz falan ama ben şimdi gelin size buralardan biraz pay vereceğim. Ama bütün bunlar şey, yani oyunun içinde oyun. Bu değil işin aslı. Bu değil yani. Bu PKK meselesini ve onu destekleyen, yani Amerika'yı, Rusya'yı, efendim Almanya'yı, biz Fransa'yı, bunlar, İsrail, bu desteğini kesmediğimiz sürece bu mücadele sürecek, sürecek, sürecek. 37 yıldır aynı şey. Son terörist kalıncaya kadar azimle mücadele devam edeceksin. Ya bir de etmeyecek miydin? Oraya hükümet sorumluluğu aldıysan edeceksiniz. Kim aldıysa. Dünkü, bugünkü veya yarınki. Edeceksiniz zaten. Bunu da şuraya getirmek istiyorum. Bu iş böyle şeylerle, sözler, mözler, ifadelerle falan olacak, edecek, halledecek, götürülecek şey değil. Bu siyasi destek kesilecek.
Sayın Pamukoğlu, şimdi önümüzdeki dönem bir de bir yandan da İdlib çok konuşulacağı benziyor. Yani esas biz şu günlerde konuşuyoruz, evet. Esad rejimi ve Rus askerleri orada bombardımanlarına devam ediyorlar ama neden önemli İdlib? Daha da ağır olacak bombardıman. Neden önemli İdlib? Şimdi neden önce biz şöyle, daha çok konuşacağız? Tabii şimdi şöyle, önce işte Birleşmiş Milletler falan devreye girecek. İşte sapı samandan ayıralım. Yani terörist gruplarla efendim mazlum halk zarar görmesin, onları karşı yürütülecek işte manevrada, ateşkesle, ateş desteğinde vesaire diye. Ama Rusya bunu bir yere kadar tahammül edecek. O Amerika ile anlaşmalı yapıyor zaten orayı. İsterse Amerika da geçenlerde gitti orayı vurdu. Sonunda Suriye ordusu Rusya desteğinde orayı temizleyecek. Kesin. Hiç o tümör orada kalamaz. Bir de çok önemli gelişmelere baktığımız zaman İdlib çok ön plana çıkıyor. Mesela Bağdadi burada öldürüldü. Mutabakatların olduğu gün Esad yıllar sonra İdlib'e gitti. Yani bunun bir mesaj olduğu da söyleniyor. Bir de Bağdadi Türkiye tarafından bu operasyonla yakalanamaz mı tek başına? Şöyle, ya istersen yani böyle bir siyasi iraden varsa ona göre planını yapar, operasyon birliklerini hazırlar, yaparsın. Buna izin verilmemiş olabilir mi? Yapar. Şöyle, ya yapsaydın, bu kadar açık, yapabilirsin. Hani başarılı olursun, olmazsın. İşler her zaman da bu tip nokta operasyonda her zaman işler şey gitmez. Amerika'nın, hatırlıyor musunuz şu bir İran'a operasyonu vardı. Helikopterler ördek gibi düştü hepsi. Perişan oldular. Amerikan özel kuvvetleri yapıyordu, biliyorsunuz. Yani Amerikan elçiliğin mensuplarını İranlılar şey yapıyordu. Yani bir cezaevinde tutuyordu. Bir operasyon yapmak istedi. Ne oldu? Tam fiyasko ile bitti. Hatırladın mı bunu? Evet. Bir helikopterleri düştü. Perişan oldu, gittiler. Şöyle yapabilirsin. Yani bu Türkiye'nin istihbari ve bölgedeki operasyonel gücü vardı tek başına Bağdadi. Biliyorlardır. Evet. Bilmeleri lazım. Yani kimin nerede olduğunu bana göre bilinmesi lazım. O burnumuzun dibinde. Yıllardır bu işin içindesiniz. Normalde bilmeniz lazım. Ama şu var. Bunun sizin bu sorumluluğu üstlenmeniz çok önemli bir siyasi karar gerektirir. Ona göre plan yapın. Ona göre birliklerinizi gönderin. Yapabilirsiniz. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu tümör burada durmaz. Bu yok edilecek. Bu şimdi şey, halat çekme oyunu gibi. Yani karşılıklı uzatıyorlar, çekiyorlar ama sonunda gidecek. Peki bu tümörün yayılma riski? Ya bütün mesele buradakiler, dünyanın her tarafından gelmiş. Daha doğrusu Asya şeyleri, milletine mensup insanlar. Buradaki şimdi kimse bunları almak istemiyor. Bunları başımıza bela olur diye. Ama ben bir şey söyleyeyim. Sonunda oraya operasyon yapılacak ve orası temizlenecek. İdlib'e. Tabii. Evet, burada mesela çok konuşulan bir şey, YPG ve PKK'lı teröristler yanlarında 3 tane üniforma taşıyor. Hatta biri Amerikan üniforması, biri Esad rejimi üniforması. Hatta 5. kol ordu olarak Şam yönetiminin ordusuna katılma ihtimalleri var deniliyor. Ne olacak? İyi hamallık yapıyorlar demek. İyi ya, tabii silahlarını da yanlarında taşıyorsa iyi. İyi hamal olur onlardan. Esad ordusuna katılırsa o zaman sınırda bir, o zaman PKK YPG unsuru değil de bir Şam ordusundan bahsetmiş olmayacak mı? Şam ordusu dedi, o topraklar zaten Şam'ın değil mi? Türkiye için tehdit biter ya, mi o zaman? Güzel de şu anda Suriye'de bir devlet yok mu? Bütün uluslararası kurumlarda dahil değil mi? Devlet var orada. Hı hı. Sen beğenme. Sonunda ben bir şey söyleyeyim, bunu sonunda. Sonunda bu toprakların hepsinde şey olacak. Suriyeliler. Suriye devleti olacak. Şimdi şu şey bitsin. Şu Cenevre'deki anayasa çalışmaları falan. Anlaşabilir, anlaşamazlar ama sonunda onları anlaştıracaklardır. Yani hem Rusya hem Amerika onları anlaştıracaklardır. Ve ne kadar doğru olur bilemiyorum. Seçimler vesaire yapıldıktan sonra kademe kademe burada kim varsa herkes çıkacak. Hatta Rusya ben de çıkıyorum diyecek. Yani çıkıyorum derken şu deniz üslerini ve hava üslerini bırakmaz. Amerika ben de çıkıyorum. Bundan ikisinin
Bak ikisi anlatacaklar. Biraz sonra 3. Dünya Savaşı. Bir kitaba geldiğimiz zaman daha detaylı konuşacağız. Onlar birbirine cephe mepe yok. Öyle bir şey yok. Sayın Pamukoğlu şimdi. Yok öyle bir şey. Hep deniliyor ya. Esad rejimiyle Türkiye görüşmeli. O olmalı bu olmalı ama bir yandan da Özgür Suriye Ordusu. Ama şimdi kendine Suriye Milli Ordusu olarak ilan etti. Peki sizin de dünyanın da şöyle bir tezi var. Türkiye'nin yarın öbür gün Özgür Suriye Ordusu'nun başına iş açacağı şeklinde bir takım iddialar var. Şimdi Özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu varken Esad rejimiyle nasıl görüşülecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıcağı sıcağına bir açıklaması var. Bu eleştirilere diyor ki Cumhurbaşkanı onlar mücahittir. Mehmetçik'le koyun koyuna savaşmışlardır diyor. Tamam. Söyleyebilirsin. Evet ne var bunda? Şöyle. Hem Birinci Dünya Harbi hem İkinci Dünya Harbi'nde buna benzer yani mahalli halk örgütlenmeleri bunlara normalde milis denir. Yani terminoloji olarak da milis denir. Bunlar hep olmuştur. Bunlardan istifade edilmiştir. Yani esas devletin ordularının yanında bunlara da parça parça görevler, vazifeler verilmiştir. Bu yeni bir şey değil. Her zaman olmuştur bu. Yalnız iş siyasi çözüme gelince bunlar söndürülür. Söndüreceksin bunları. Yani çünkü siz yani Suriye'de Şam'ın ordusu, efendim diğer millilerden meydana gelmiş ordu. Bir devlette iki ordu olmaz ki. Bunu şunu demek istiyorum. Bu tip yani yerel halkın silahlandırılarak esas orduların yanında vazife ve görev almışlardır. Birinci Dünya Harbi'nde de aldılar. İkinci Dünya Harbi'nde de aldılar. Fakat iş siyasi çözüme gelince bunlar söndürülür. Bu kadar. Aynı ordu içerisinde mi yer alır? Söndürülür. Ha şöyle kendi içine de alabilir. Kendi içine de alabilir. Maaşla asker yapar. Veya tamamen lav edersin. Bu yani bu dünyada ilk defa bu Suriye'de olan bir şey değil ki. Ama 150 bin kişilik bir silahlı topluluktan bahsediyoruz. Nasıl lav edilir? Ve biz mesela Birinci Dünya Harbi'nde biz Batum bölgesine yani Trabzon, Rize, Artvin bölgelerine buna benzer unsurlar çıkarttık. Başlarına subay da verip. Ve hedef de verdik. İstikamet, Ardahan, Kars. Biz de yaptık. Yapılır bu bunda bir şey benim verdiğim işte 1914 tam tarih de vereyim 1914 Kasım yapılır ama sonunda bunlar rahat olacak. Ne yapacaksınız onları? Yani efendim sizi asker aldık deyin bir kanun çıkartın maaş verin vesaire yapın. Hayır teşekkür ederiz işte varsa maliyet maaşı vesaire bu evlerine göndereceksiniz. Yani sonunda ne yapacaksın? Ben onu bileyim. Aynı şey YPG, PKK silahlı güçleri içinde geçerli mi? O şöyle. PKK, MKK böyle teslim olmaz. Bunlara benzeyecek bir şey yok. PKK ayrı bir şey. PKK bir şey bırakacağını falan bırakmayacak zaten de. Bıraktırmayacaklar bir defa PKK'yı. PKK. Bakmayın yani PKK'da PKK ve benzer eylemler ta milattan önce de vardı buna benzer şeyler. Gerçi silahlar böyle değildi. Yani bunlar şöyle bir haksızlığa başkaldırdılar, bir istibdat başkaldırdılar, bir kaynakları elde etmek için kaybetmiş kaldırdılar. Bu her zaman olmuştur. PKK yok etmeden bitiremezsiniz. PKK öyle gel üniforma ve öyle hiç alakası yok onun. Şimdi bir buna benzer mücadelelerde bu dünyanın her yerinde yapıldı. Mücadelelerde pek sayı da saymayacaksın. Hani 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi uygun değil o. O ne demek biliyor musun? O sonsuzluk duygusu yaratır. Her zaman varlar, her yerde varlar. Dün vardı, evvelki gün vardı, 3 sene önce vardı, 3 ay önce vardı. Sayı saymayacaksın. O zaman bakanlığın açıkladığı şu bölgede şu kadar terörist etkisiz hale getirildi. Bu işte o stratejik istihbarat direktörlüğü dediğim o. Sadece açıklama yapacak. Yani şöyle bir açıklama. Yani Genelkurmay açıkladı değil mi? Milli Savunma açıkladı. Öyle yapmıyor musunuz? İçişleri öyle demiyor musunuz? Bu öyle değil. Tek merkez olacak. Harekat hattı tek. Haber merkezi tek olacak. Neden? Bunu Fransızlar
Hindi Çin'de yaşadı. Hollandalılar, Endonezya'da yaşadı. Amerikalılar, Vietnam'da yaşadı. Sayı saymayacaksın. Bu sonsuzluk duygusu. Bir diğeri. Şimdi efendim biz onları tek tek yok ettik. Sayısını azalttık diyorsun değil mi? Öyle diyor. Onu örgüt öyle anlamıyor. Yani evet birkaç kişi gitti falan ama şu. Biz Arda'da varız. Kağızman'da da varız. Tamam mı? Mardin Dargeçit'te de varız. Şırnak'ta da varız. Efendim Şemdinli'de de varız. Çukurca'da da varız. Van Başkale'de de varız anlar. Bu örgütler eylem yapmadan duramaz. O biraz önce gösterdiğiniz haritanın iki tarafı var ya, güney, kuzey, doğu, evet. Sebet. Onlar eylem yapacak. Hava ve su gibidir bu örgütlere eylem. Eylem olmadan örgütü canlı, dinamik tutamazsınız. Ne zaman eylemsiz kalırlar? Yani ne zaman engel eylem, olur? Eylemsiz kalma, bitireceksin. Kim bitirebilir bunları? Bitireceksin. Yani geç bile olsa bir yeni bir örgütlenme yapacaksınız. Bir daha yapacaksınız bunu. 37 yıldır aynı şey değil mi? Mesela bu hükümet gelmeden önce, 2002'den önce bir 7-8 yıl bir boşluk vardı değil mi? Hiç operasyon yapıldı mı? Yapılmadı. Hiç operasyon yapmadı. Neden? PKK eylem yapmıyor. PKK eylem yapmıyor mu? 6000 silahlı gücü bu söylediğim kamplarda bekliyordu. Sen niye bekledin? Niye operasyon yapmadınız? Bak, niye operasyon? Mesela hep şu diyor. Efendim bu hükümet geldi. Hani biraz da şey yani size hani vur abalıya gibi. Bunlar geldi şey başladı. Eylem başladı. Ya orada adam duruyor. Bu söylediğim kamplarda duruyor 6000 kişi. Silahlı, eğitilmiş, siyasi eğitim, askeri eğitim. Niye oraya operasyon yapmadın? Efendim PKK sesini çıkartmıyor. Ya PKK sesini çıkartmama sebebi bu Abdullah Öcalan'ı oraya getirmenizdi. Bir ölü dönem, bir boşluk dönem. Buna yani gayri-nizami harpte donma dönemi denir. Ya senin işin onu yok etmek. PKK eylem yapmıyor. Ne güzel. Ben oturuyorum. Bir de tam bu. Çünkü hatalar hem askeri hem siyasi yapıldı. Peki Sayın Pamukoğlu, bu güvenli bölge, güvenli bölge diyoruz ama yarın öbür gün bu güvenli bölgenin dışında kalan PKK, PYD'ye de operasyon yapılmadığı takdirde hala tehlike devam ediyor. Operasyon devamlı yapacaksın. Sen yapmasana PKK yapacak. PKK, bu tip örgütler. Ben Kızıl Gömlekler diye bir kitap yayınladım. Gayri Nizami Harbi'nin dünya dönüşü şefleri. Bütün dünya orada. PKK'yı oraya koymadım. Neden koyayım PKK'yı? Şöyle koyayım. PKK, o daha böyle ikinci sınıf, ikinci sırada kaldı ama siyasi amaç aynı. İşte ya bu yeni bir şey değil ki. Bu şey biraz önce 1909 Türkler yaptı ilk defa. Yeni istihbarat, yeni şey yani o komitacı. O zaman İngilizlerden önce. Hayır, komitacı deniyor onlara, komitacı. Çeteciler hepsi. Hepsi de şey. Hepsi de şeydi. Yunanlı neydi? O da devlet toprak peşindeydi. Sırplı neydi? Devlet toprak peşindeydi. Bulgar neydi? Hepsi devlet toprak peşindeydi. Bir böyle jandarma yapıyor, ordu yapıyor. Jandarma ordu yapıyor. Yaptı, yıllarca yaptı. Fakat şöyle. Ama PKK gibi uzun sürmedi. Hemen meclis kanunu çıkarttı. Tabii. Peki Amerika'nın YPG PKK'ya bakışıyla Rusya'nın YPG PKK'ya bakışı arasında bir fark var. Hiçbir fark yok. Aynı. Aynı. İstikamet Orta Doğu'da Kürdistan'ı kurmak. Siyasi nihayet hep budur. Yani bir YPG PKK devleti kurmak mı diyoruz? YPG PKK bir Kürt devleti kurmak. Devleti. Artık PKK falan artık onun şey yani silahlı gücü yani bunun şey öncüsü veya tam değil onun dinamosu. Dinamosu. Şimdi mesela şu Masum Kobeni. Ne o? O aslında şöyle bu burada PYD'nin yani daha doğrusu Suriye'de PKK operasyonlarını, faaliyetlerini, yönetimini idare edenler hepsi aslında şey yani, Kuzey Irak'ta yetişmiş, Kuzey Irak kamplarında yetişmiş ve Türkiye'nin içinde eğitim yapmışlar. Tabii. Bir daha söylüyorum. Bunlar hepsi oradan geldi. Yani bunların içinde yani kendi kendine Suriye'den böyle Suriye'de siyasi eğitim almış, siyasi asker. Hayır. Bunlar hepsi şeyden geldi. Kuzey Irak'tan geldi. Oranın adamları bunlar.
Ve bunlar şey tabii daha seçkin olduğu için Kandil bunları gönderiyor. Yani bu PKK'nın bir ikinci harekat alanı. Esas merkez alan, yani kendi kontrolünde tuttuğunu kabul ettiği, iddia ettiği alan Kuzey Irak. O söylediğim kamplar. Peki az önce dediniz ya, aslında Amerika ile Rusya bölgede de bir şekilde bir şeyi var. Her zaman var onun. Peki hiç bu bölge içerisinde çatışmadıkları veya öyle gösterdikleri bölgede neler var? Her konuda bu olan bir tane hemfikirler mi? Şöyle fikirler en yukarıdan. Irak Amerika'nın himayesinde, Suriye Rusya'nın himayesinde olacak. Dünya enerji kaynaklarının %65'i burada. Burada. Büyük Ortadoğu Projesi denilen proje Amerika'nın bu bölgedeki tahakkümünü sağlamak için ortaya koyduğu bir planın kendisidir. Orası Irak üçe bölündü, paramparça. Bugünlerde biliyorsunuz kıyamet kopuyor o Bağdat'ta. Üçe bölündü. İstikrar diye bir şey yok zaten. Kuzeyde Kürt bölgesi, ortada işte efendim şeyler, Sünniler, değil mi? Güneyde evet. Şiiler falan, orası öyle. Burası da aynı. Buradaki olay şu değil. Efendim Türkiye 8 kilometre, 10 kilometre içeri girmiş de girmemiş de efendim orada deniz orada efendim 4-5 tane petrol kuyusu varmış, onu PKK'ya verecek. Onlar için bir şey yani. Fantastik kısmı. Şimdi yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bir müdahalesi pek öngörülmüyor ama uzun vadede. Ben onu yıllardır söylüyorum. Ya yani onun zamanı gelecek. Amerika'nın meselesi İran'dan ziyade şey. Yani Çin'le ama İran için halledilmesi lazım. İsrail adına halledilmesi lazım. İran'a kesinlikle şey yapacak. Yani saldıracak. Şimdi bakmayın siz böyle Basra üzerinde insansız hava aracı düşürüyorlar, bir petrol tankerini alıp el koyuyorlar, sorguya çekiyorlar falan filan. Bu işin şeyi yani ön şeylerde böyle yapılır. Yani pehlivanların hani güreşte birbirine elense çekmesi gibi. Yani değil mi, onun dengeye evet. Getiriyor. Aynı onu yapıyor. Peki Türkiye ama, nasıl konumlanabilir böyle İran'a bir müdahale olduğu durumda? Konumlanma meselesi şu. Bizim bu işten kurtulmamız için Suriye'de gerçek bir devlet otoritesini sağlanması lazım. Çünkü ona muhatap olalım. Hükümete muhatap olmak başka bir şey. Yoksa burada Amerika'ya muhatapsın. Değil mi? Rus'a muhatapsın. Zimmen görünmüyorsun. Arka kapı, marka kapı, ön kapı, Şam'a muhatapsın. Yetmiyor. Fransız'a muhatapsın. Alman'a muhatapsın. Ne bu böyle? Herkes karşında. Biraz açabilir miyiz bu devlet otoritesini? Devlet otoritesi şu işte, yani bir devlet bir şey olarak çıksın ortaya. Yani hükümeti, meclisi, hı hı. Ordusu, polisi, jandarmasıyla çıksın ortaya. Yani devletler hukukuna uygun bir sevk idare, bir yönetim gelsin Suriye'ye. De biz, yani sen bilesin, diyelim başkenti Şam, hayır başkenti Halep neyse, muhatap başka bir şey. Karşılıklı gelirsin. Anlaşırsın. Anlaşamazsan bile onunla hesaplaşman başka türlü olur. Burada yani herkes seninle bekliyor. Mesela İdlib'de envai çeşit birileri var falan. İşte efendim biz onları kontrol altına alalım. Al tamam. Yani ne zamana kadar? Ne olacak? Bizi de dağıtıyor. Mesela bu Suriye meselesi bizi PKK ile mücadelede şey yapıyor. Yani sıkıntıya sokan bir şey bu. Bizim de kuvvetlerimiz dağılıyor. Sen şimdi bu harekatı yapacağım diye oraya binlerce tankı getirdin, değil mi? Zırhlı savaş adını getirdin. Binlerce askeri getirdin. Her çapta topçu getirdin. Öyle yapmadın mı? Lojistik yığdın, araç yığdın, gereç yığdın. Bu ne demek bu? O PKK ile mücadeleyi zayıflatıyor. Ne demek bu? Bu kadar güç. Evet, güne bakışa çok önemli sıcak konularla ve çok önemli konuğumuzla, emekli tümgeneral, yazar ve siyasetçi Sayın Osman Pamukoğlu'yla değerlendirmeye gündemi devam ediyoruz. Sayın Pamukoğlu, az önce dediniz ya, bu bölgeler hep zaten Suriye'ye kalacak, Rusya'da gidecek, o olacak, bu olacak. Amerika gidiyor mu? Amerika gitmez, gitmeyecek. Amerika Rusya ile anlaşarak bu Sadadi, işte Ömerli, Deir Zor'da
PYD PKK'lar var diyorsun ya. Baktı biraz sıkıntı yaratıyor. Burası şey çok matah bir yer değil. İşte 30 milyon dolarlık orada petrol var falan. Gitmeyecek. Bu bölge Suriye devletine, hükümetine tam egemenliğine geçince bunları da Irak'ı kuzeyine alacak. Evet, yani devam. Daha önce de hep konuşulmuştu. Devam. Amerika burada sırf petrol yüzünden burada deniliyor ama yani oradaki petrol gelirinin daha önce de yapılan açıklamalarda oradaki askeri gücü kendini amorti etsin diye yani, deniliyor. Şöyle, ama yani, esas neden petrol değil galiba, değil mi burada? Amerika onlara para vermese de olur. Yani on binlerce tır silah cephane verdi. Ne bir de niye yani onlara bir de petrol bağışlıyoruz. Benim anlatmak istediğim şey şu. Rusya'yla baktı bunlar can sıkıyor. Can sıkması şeyle yani yeni kurulacak hükümetin yani Suriye devletinin canını sıkıyor. Bunların hepsini kuzeye Irak alacak. Ve geliyoruz kitabınıza. 3. Dünya Savaşı efendim kapağında da zaten iki can alıcı sorunun cevapları ve soru cevap şeklinde çok aydınlatıcı ve çok çabuk hızlı hızlı ilerleyen ve gerçekten ne zaman çıkacak ve kimler arasında olacak sorusu da kapakta yer alıyor. Şimdi Rusya'nın bir açıklaması vardı. Demişti ki Kremlin gerekirse biz yeni bir soğuk savaştan kaçınmayız Amerika ile ilgili. Şimdi 3. Dünya Savaşı'nın genellikle hep Rusya ile Amerika arasında çıkacağı öngörülüyor. Hele öyle böyle açıklamalar yapıldığı zaman ama sizin yorumunuz başka. Yani kimler arasında olacak 3. Dünya Savaşı? Şimdi bu kitapla ilgili ilk defa televizyonda siz şey yapıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz kitabı. Kitap 3 gün önce de şaşırtıcı. Türkiye'de böyle bir kitap yayınlandı diye Arnavutluk medyasında çıktı. Bu kitabı Arnavutluk medyası yazdı. Yurt dışında da yankılanmaya başladı. Evet, Arnavutluk medyası yazdı. Şimdi dünyada 3 devlet var. Dünya egemenliği peşinde koşan ve iddiasında olan. Bunun biri Amerika, biri Rusya, öbürkü de Çin. Bunun içinde de nükleer silahlar var. Nükleer silah üçünde de var. Dünyada 8 ülkede nükleer silah var. Bir de dünyada yıllık bütçesinden en çok silaha para ayıran bunlar. Amerika 700 milyon dolar. Rusya 238 milyar dolarla Çin 2'de. Rusya böyle çok parası marası yok. Onda 66 milyar dolar. 3 numara. Diğerleri daha düşük. Bir de yalnız bunun üçünde en çok şey olan nükleer silah olan bunlar. Hindistan, Fransa, üçü şu anda yarışıyor. Değil mi? Üçü yarışıyor bunların. Üçü yarışıyor. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi üç şeye dayalı. Bir, enerji kaynakları. İşte biraz önce Orta Doğu hani çıksın mı çıkma. %65'i orada. Çıksın mı çıkma. İki, su kaynakları. Üç, okyanustaki deniz ticaret yollarının kontrolü. Şimdi Çin var gücüyle deniz kuvvetlerini büyütmeye çalışıyor. Ve dünyanın her yerine ticari ve ekonomik araçlar kullanarak veya politikalar kullanarak girmeye çalışıyor Çin. Amerika'nın bütün yapmak istediği yıllardır da süren şey Çin'in direkt İran kaynaklarından petrol almasını engellemek. Onun için şeyde duruyor. Afganistan'da duruyor. Çin de o Belucistan üzerinden aşağıya inerek Umman Denizi'ne bir giriş yaptı ama önünde İran'a ulaşmasını engelleyen şey Afganistan duruyor. Yani Amerika ve Rusya birleşip Çin'i mi yok etmeye çalışacak? Yok şöyle. Rusya'ya gelince Rusya'nın bütün büyük çapta yani endüstri merkezleri, demir çelik sanayi,
altını, kromu, nikeli, kurşunu, bakırı, kükürtü. Hepsi nerede biliyor musunuz? Uralların doğusunda. Uralların doğusu. Uralların doğusu ne demek? Doğu ve Orta Sibirya demek. Onun altında kim var? Moğolistan. İç Moğolistan kimdi? Şöyle duran kim? Çin. Rusya'nın ordusunun %65'i Uralların doğusunda. Bu madenler bölgesinde. Kime karşı? Kim var aşağıda? 1 milyon 400 milyon nüfusuyla Çin. O saydığımız bütün madenlere, bütün enerji kaynaklarına en çok şiddetle ihtiyaç olan ülke o. Tabii. Sayın Pamukoğlu, kitabınızda şöyle önemli bir tespit var. Müsaade ederseniz o tamamını iki cümleyle aktarayım seyircilerimize. Zaman kimin aleyhine çalışıyorsa durum dayanılmaz bir kerteye gelince de savaşı o taraf başlatacaktır. Evet. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine işlemeye tabii. Başladı mı? Şimdi Napolyon'un bir sözü vardır. Denizlere hakim olan bir ülkenin başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur der. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra okyanustaki bütün ticari yollara sahip olan Amerika, bu stratejik anlamda sınırsızlık ve sonsuzluk demektir. Siz Amerika'yı bu okyanuslardaki ticari deniz yollarından defedemezseniz, uzaklaştıramazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Çin şimdi şey çalışıyor, yani uçak gemisi yapmaya çalışıyor, işte donanmasını büyütmeye çalışıyor vesaire. Ama mesela kuzeyde şey var, Kuzey Kore. Mesela Amerika dikkat, onunla böyle flörtvari bir şeyler yapıyor değil mi ara ara? Onu şeyden ayırmak istiyor. Ana şeyden kopartmak istiyor. Amerika bir şey daha yapıyor. Mesela Güney Çin Denizi'nin altında en büyük kıta Avustralya. Avustralya'nın silahlara ayırdığı bütçeyi çok astronomik rakamlara çıkarttılar. Tabii. Güneyden. Tabii. Sonuç. Rusya'nın gelirlerinin %56'sı doğal gaz ve petrol. Bunun için savaşa bile gerek yok. Amerika'nın güdümündeki petrol satan kurumlar, Amerika'nın güdümü, yani petrolün varilini indir, çıkart, bu bile yetiyor Rusya'yı sıkıntıya sokmaya. %56'sı buna bağlı. Savaş halinde düşün. %65'i neden şeyde, Uralların doğusunda niye duruyor %65'i? Her şey orada. Aşağıda da bir şey var. Yani aç bir dev bekliyor. Sonuç. Bu elinde sonunda çıkacak. Yani ama bundan önce bir İran meselesinin bir şekle şemale sokulması lazım. Sonuçta o gelecek. Üçüncü Dünya Savaşı gelecek. Bir de şunun için gelecek. Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki durumuna döndü. Yani eskiden hani o soğuk savaş döneminde ikiye ayrılmış blok vardı. O bloklar çatladı. Yani bu ne demek çatladı? İkinci Dünya Harbi'nden önce dünya nasılsa herkes, yani herkes bir kendi dağının nefesi tabiri caizse böyle, aynı bu duruma geldi dünya. Şimdi Sayın Pamukoğlu, bir kitabınızda da zaten söylüyorsunuz, o cümleyi de aktarayım. Büyük savaş dünya nüfusunun yoğun olduğu Doğu Asya ve Hindu-Çin bölgesi ve Pasifik merkezde olacaktır. Şimdi savaş için gerekçe olacakları söylediğiniz zaman, az önce sıraladığınız zaman su, enerji, işte yani petrol dediğimiz şey ya da doğalgaz ve ticaret yolları. Kesin. Şimdi ama... bunlardan hangisi önemli? Yani su ve enerjiye sahip olan bu ticaret yollarını mı yapacak, ne yapacak? Bu savaşların kendi içerisindeki şeyi, bu güçler kendi arasında nasıl dağılacak? Hepsine sahip olan mı şöyle daha güçlü olacak tabii ki? Çin'in yanında Hindistan ve Hindi Çin'indeki ülkeler olacak, öyle görünüyor. Amerika'nın yanında Rusya olacak, Almanya olacak, Fransa olacak, zaten hiç kopmaz, İngiltere olacak, diğerleri olacak. Çok
belirgin. Bir de bu savaşta Avrupa, bu savaş Avrupa hiçbir toprağı etkilemeyecek. Afrika ile etkilemeyecek, Güney Amerika ile etkilemeyecek. Bu tamamen Doğu Asya ve Pasifik ağırlıklı ve Hint için de ağırlıklı olacak. Su kaynakları ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şu Himalaya, Nepal ve Keşmir su kaynakları aşağıdaki dünya nüfusunun, yani Çin dahil Hint içinde dünya nüfusunun %65'i yaşıyor. Hepsi oradan alıyorlar. Yani bu Himalaya üzerindeki su kaynaklarına yapılacak bir nükleer şey saldırı aşağıda milyarlarca insanı göçe zorlar ve susuz bırakır. Aynı şey bu defa Rusya'nın doğusu için geçerli. Bu defa o da Moğolistan'dan oluyor. Yani bütün ırmaklar, nehirler hepsi oradan oluyor. Onların üzerine yapılacak bir nükleer darbe de kuzey bölge, yani Rusya'nın doğusunu tamamen göçe zorlayacak hale getirebilir. Sayın Pamukoğlu, az önce biraz değindiniz ama onu biraz daha açmak istiyorum kitabınızdan bir alıntı alarak. Gelecekteki savaşlarda ittifak ve koalisyon ihtiyacı geçmiş çağlara nazaran çok daha fazla olacaktır diyorsunuz kitabınızda. Yani 3. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'ndan askeri olarak farkı ne olacak? Ve kapsamları, ittifaklar, bütün bunlar nasıl şekillenecek? Şey gene bir tam savaş olacak. Yani topyekun. Yani dünya savaşları topyekun olur. Yani halkın tamamı katılacak. Yani bütün kaynaklar kullanılacak. İttifak meselesi şu. Birine dahil olmak zorundasınız. Yani bize şu birinci dünya harbinde bir sürü detaya gerek yok falan. Bir mecbur kaldık. Yani mecbur kaldık. Neden oldu? Niçin oldu? Doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? O ayrı. Üçüncüsünde de mecbur kalacak. Tabii mecbur kaldık. Veya şey yapmayabilirsiniz. Ancak şu var. O zaman ikinci dünya harbinde. Yani diyelim Türkiye yani ittifaklardan hiçbirine girmedi. Yani bizim ikinci dünya harbindeki politikalar gibi girmedi. İki taraf da çok istedi. Yani girmemizi. Yani bu her zaman ileri bir bahane çıkartıyordu. Yani işte silah yok, teçhizat yok, onu verin, bunu verin falan filan. Hatta Tahran Konferansı'nda Stalin 44'te ve bu artık bu Türklere söyleyin dedi. Churchill dedi ki bir affedersin, laf dinlemiyor ya bu Türkler dedi. Ne söylersek bin dereden su getiriyor falan dedi. Kahire Konferansı'nı bir kere daha söyleyin şunlara dedi. Savaşa girsinler dedi. Churchill hayır yapmıyor, Türkler yapmıyor dedi. Stalin ısrar ettiği için Kahire'de bir kere daha ineniyor söylendi. İnönü gene yaparız ama işte şunu verin, bunu verin, şunu verin falan. 40 dereden su getirdi. Sonuçta 2. Dünya Harbi de bitti. Bunu niye anlattım? Taraflar sizin girmenizi isteyecektir. O andaki şeye bağlı. Yani hükümetin politikasına bağlı. Ve tabii halkın da bir nabzını açmak lazım. Yani Türkiye'nin hangi blokta olduğunu o anki... Türkiye, ben söyleyeyim, blokunun bu kesin şey Amerika'nın tarafı. Amerika blokunda. Yani, derken öyle hemen aklı asker gönder şu bu falan gelmesin. Ya o bir sürü şey yani araç yani bir sürü vasıtayı kullanarak bir takım şey kullanarak imkanlar yaratarak savaşa katkı sağlayabilirsiniz. Bu kesinlikle Türkiye şeydir yani Batı blokunun yanında olacaktır. Kitabınızda da anlatıyorsunuz yani teknolojinin önemi yadsınamaz. Peki yani teknoloji nasıl kullanılacak? Şimdi burada günümüzde teknoloji, bile kullanılıyor ama. Şöyle teknoloji herhangi bir şey değil. Ama teknolojiyle işte savaşı şöyle yapacağız. Savaş stratejisi değil. Bunlar hepsi uydurma şeyler. Hayalperest insanlar. Teknolojiyle savaş olmuyor. Yani siz de muharebede önünüze teknolojik olarak bir dakikada 30-40 tane bilgi geliyor. Hangisi? Hangisi? Hangisinden kıymetli? Savaşı teknoloji değil. İnsan ve onun ruhu yapar. Ve her zaman söylerim. Savaşa silahlardan önce insan ruhunu götüreceksiniz. Teknoloji kıymetsiz anlamında söylemiyorum. Ama efendim işte uzaktan atılan füzeler onunla yok. Bir araziye, toprağa gidip bizzat çiğnemediğiniz sürece siz orada ne egemen olabilirsiniz ne hakim olabilirsiniz. Havadan atılan bombalarla vesaire falan olsaydı Vietnam'da olurdu. Amerika Vietnam'ın
Kuzey Vietnam'a metrekareye 256 kilogram bomba attı. Metrekareye 256 kilogram. Sonuç. Ne oldu sonuç? Nasıl kaçacağını bilemedi. Ondan önce de aynısı şey. Fransızlar oldu. Şey, gökyüzü kaldırdığın an Vietcong, Vietmin gözünü kaldırdığı an gökyüzünü göremiyorlardı. Çelik kanat. Sonuç. Sen gökyüzünden bir şeyler yaparsan ben sana söyleyeyim. Düşman da yaratıcılığını kullanır, başka şeyler yapar. Teknoloji evet. Ama savaşın sonunu tayin eden sebep, yani faktör değil. Yani cepheye ayak basmadan teknoloji mümkün, de... Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Bir şey. Yani gidip de uçakla vur. Vur. Ne oluyor? Vur. Gideceksin. Bulacaksın. Hele bu tip böyle gayri nizami, yani asimetrik savaşta bilmem ne, onu şey gibi düşüneceksin. Toprak piresi gibi. Ne yapacaksın sen toprak piresine? Devamlı bomba atıyorsun. Toprak piresinden bahsediyorum. Bu savaşın karakteri budur. Oraya gidecek, onu bulacaksınız. Bunun taktikleri var, teknikleri var, varoğlu var. Bunları da bileceksiniz. Öğrenmiş olacaksınız. Yani şöyle, nasıl söyleyeyim? Tüm tarihi okumuş olacaksınız, öyle söyleyeyim. Tüm tarih, yani tüm zamanların tarihini okuyacaksınız. Okuyacaksın. İşte verdiğim İngiltere örneği, verdiğim Osmanlı örneği, örnekleri gibi. Başka türlü olmaz. Orada onu, burada bu, orada o, orada o. Tek vuruş. Aynı anda. Aynı anda. Aynı anda vuracaksın. Aynı. Tunceli'de bir parça, Şırnak'ta bir parça, Lice'de bir parça, Şemdinli'de bir parça, Aşkale'de bir parça, dar geçitte bir parça, Çukurca'da bir parça. Aynı anda hepsine böyle bir örgüt olacak. Bir şey daha var. Bilerek şey yap, tekrar ediyorum. Stratejik istihbarat direktörlüğü. Tek. Bu şu demek. Bu polis, jandarma bunlar yapsınlar. Hepiniz bilgiyi oraya göndereceksiniz. Bilgi yetmez. Orada öyle insanlar olacak ki sezgi ve öngörü gücü. En zeki insanları oraya getireceksiniz. Onlardan alınan şey direkt o seçkin kuvvete gidecek. Bu kadar. Ortada böyle bir sürü insan olmayacak. Amerika'ya da yalvardılar bazı generaller. Yani bu dediklerim olmadığı için yalvardı. Dinlemedi siyasetçiler. Dinlemedi ya. Ve sonunda şu. Birçok yerden değişik pes açıklamalar. Pes etti. Çekiliyoruz dedi. Dayanamadı. Evet. Sayın Pamukoğlu, az önce yani programımızın başında nükleer güce sahip olan ülkeleri saydık. Şimdi yani nükleer silahlar 3. Dünya Savaşı'nda kullanılacak mı? Bir, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmalı mı, olmamalı mı? Şimdi bu dünyada büyük olduğunu iddia eden ve dünya egemenliği ve dünya kaynakları peşinde koşan bütün ülkeler, ki bu üç büyük ülke, üçü de dünyada en çok nükleer silaha sahip olan ülkelerdir. Nükleer silaha sahip olmadan dünya egemenliği üzerine koşamazsın. Neden? Nükleer silah denge sağlar. Sen de yoksa zayıfsın. Sen bu yarışa giremezsin. Bak o 8 devlet var. Türkiye o zaman şu anda o yarışta. Yarışa giremezsin. Senin oraya girmen lazım. Silah, o silah olmadan sen ne? Yani sen şey, elbisesi olmayan çıplak insan gibi. Yani. O yüzden olmalı. Türkiye'nin o dengedir. Yani şöyle, herkes aynı hedefe gidiyor. Yani dünya egemenliği, dünya kaynaklarını. Sen kimsin derler. Geç arkaya derler. Sen bu yolu yürüyemezsin. Çünkü şöyle, iki tarafta da var. İki tarafta. Zaten dünyada barış marış diye bir şey yok biliyorsun. Yani öyle bir şey yok. Barış şey, bir fantastik bir söz. Çünkü neden? Siz dünyada barışa hiç yatırım yapan hükümet gördünüz mü? Öyle bir şey var mı? Öyle bir derdi var mı kimse? Bütçe falan ayırıyor mu?
Ama savaş öyle mi? Savaşın hükümeti var, fabrikaları var, generalleri var, ordusu var, tüccarları var, aracıları var, komisyoncuları var. Savaş donanmaları var. Var oğlu var. Peki barışın nesi var? Barışta öyle bir şey yok ki. Dünya tarihini bilen bilir. 5000 yıl gazete tarih var. 232 yıl falan. Böyle barış içinde. Barış şöyle sağlanır. Güçle sağlanır. Yani size dikte der birisi. Şiddet ve barışla, güçle dikletti. Siz kıpırdayamazsınız, ona barış deniyor. Bir de şu var. İki tane, ikisi de güçlüdür. Birbirleriyle dövüşmeye cesaret edemedikleri için de bir bekleme dönemimiz vardır. Ona da barış denir. Başka barış yok. Dünya tarihinde başka bir barış yok. İkisi de güçle, bastırmayla gerçekleşir. Başka barış yoktur. Gelelim şey, nükleer silahı. Yani kullanılacak mı peki? Biri derse ki böyle biri diyelim ki nükleer silahı kullandı. Yani nükleer silah deyince hep aklınıza Nagasaki, Hiroşima gelmesin. Küçük çapta olanlar da vardır. Yani taktik alanda kullanılacak küçük. Anlatabiliyor muyum? Yani küçük alanlarda. Ama fosfor bombalarından sınır falan bahsetmiyorsun. Şöyle, yani bir de mesela biyolojik silahlar veya kimya silahları. Bunu karşılıklı anlaşma yapalım, şey yapalım, nedir, imha edelim. Hiç yanaşmıyorlar. Şimdi o hani kitaptaki şey şu. Silahlanma gizli düşmanlıktır. Bir küçük sebep arar. Bunu yapıyorlar işte. Şimdi mesela dünyada ülkelerin, bu büyüklerin yıllık bütçelerinden silahlanmaya ayrılan para 1 trilyon 738 milyar dolar. Her yılda artıyor bu. Kimin için? Nereye kadar? Bir de silahlı gücümüz artınca sıradan bir politik mesele bile savaş sebebi olur. Yani bir balıkçı teknesinin batırılması bile sebeptir. Yani şu işte Avusturya Macaristan veliahtının Sırplı öğrenci tarafından Saraybosna'da vurulması sebep var. Onlar şu. Artık bahane arıyoruz. Bir şey daha var. Öyle bir an gelir. Bahaneyi sen yaratırsın. Peki Türkiye bu süreçte silah olarak dışa bağımlı olarak devam edecek mi? Çünkü yani, silahlar kullanmaya başlandı. Ulusal imkanlarınız gücünüzü, yani kara ordularınızı, hava ordularınızı, deniz ordularınızı güçlendirmek lazım. Güçlendireceksiniz yani bunu. Bakın yani bütçenize bakın, imkanlarınıza bakın, teknolojik şeylerine bakın. Mesela S-400'ler çok konuşuldu. Evet, S-400 alıyoruz Rusya'dan. F-35'leri alamadığımız için, başka şeyleri yapamadığımız şimdi için. Şimdi bu sıkıntı yaratacak şeyler bunlar. Bir karar vermek gerekir. Başka türlü olmaz. Aksi halde şöyle, yani Moskova bir şey diyor, Washington bir şey diyor. İşte F-35 meselesi orada, S-400 meselesi. Hayatta birey olarak ve devlet olarak arada kalmak kadar kötü bir şey yoktur. İnsan birey olarak da, yani günlük yaşamında bile bir karar ver. Karar insanı rahatlatır. Yanlış bile olsa insanı huzurlu kırar. İnsanı mutlu eder. Karar vermemek demek kafanızda paslı çiviyi tutmaya devam etmeniz demektir. Paslı çiviyi çekip almanın adına karar denir. Yanlış bile olsa. Sayın Pamukoğlu, siz kitabınızda şöyle bir ifadeye yer veriyorsunuz ki bu çok bugünlerde de konuşulan ve dile getirilen bir konu. NATO'nun bir kimlik arayışında olduğu doğru diyorsunuz. Şimdi bu kimlik arayışını biraz açmanızı isteyeceğim. Bir de sizce NATO'nun bu savaşta rolü ne olacak? Savaş şöyle, aslında Sovyet dağıldıktan sonra çok anlamı kalan bir örgüt değil. Yıllık bütçesi 1 trilyon, biliyorsunuz. Bunun 1 trilyon bütçesi var. 70 yıllık bir geçmişi var. 30 tane üyesi var. Bu 1 trilyon dolar bütçenin %67'sini Amerika sağlıyor. Şimdi burada da bir gariplik var değil mi? Amerika. Neden? Çünkü
aslında gariplik var ama hiç de garip değil. Yani şöyle garip değil. Çünkü onu kendi maksatları için kullanan Amerika. Parayı veriyor. Hani halk tabi düdüğü çalıyor. Bence zor değil. Mesela NATO için düşman kim? Ben sorayım. Hadi böyle bir soru. Ya düşman kim? Mesela Fransa ile Almanya NATO ordusu kuracakmış. Kim? Düşman kim? Kim? Hadi bir kuramayacaklar zaten de öyle bir güçler de yok. Yok öyle bir şey. Ne? Nesi var? Birkaç tane sömürgesi dışında nesi var Fransa'nın? Var mı okyanuslarda bir şey? Almanya hala şey, İkinci Dünya Harbi'nden konulan şeylerle, yasaklar ve sınırları tabi. Ne kuracak? Kime karşı kuruyoruz? Ne yapacaksınız? Şey, yani efendim, dostlar alışverişte görsün değil mi? Ne? Ya, bir hasım, düşman bir şey olacak. Mesela Amerika'yı beğenme. Amerika başındaki adam öyle yaptı, böyle yaptı falan değil. Orada ne dersen de 330 milyon en ileri teknoloji, en iyi bilim, her şey orada. Silahlı gücü orada. 11 tane şey dolaştırıyor. Efendim, uçak gemisi okyanuslarda. Git onu ye. Böyle hani bir şey odur, emperyalist tabii. İşte gelmiş, çökmüş şeye, oturmuş Suriye'ye, Irak'a, hadi kov. Adam ben yani eyle bir şey yap adama karşı. Buradan şuraya getirmek istiyorum. Bu örgütü kendi şeyine göre yönlendiriyor, kullanıyor, istifade ediyor, şekillendiriyor. Kendi politikalarına göre, askeri amaçlarına göre. Bence ne olacak? Yani o örgüt kalkınca Avrupa ülkeleri birbirine savaş mı yapacak? Hayır, öyle bir şey mümkün değil. Onların. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir açıklaması var. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diye. Katılıyor ya, musunuz? Bana göre bütün organlar. Sadece beyin ölümü bütün, değil, bütün. Bütün bel örgen, yani akciğer, dalak, şu bu, sapra, hepsi gitmiş de. Yani ben yıllardır söylüyorum. Ama mesela Amerika şeyi söylüyor. Yani güvenlik belgesini açıklıyor. Düşman. Bir, İran. İki, Çin. Üç, Rusya. Bitti. Açıklıyor ya, bu iyi bir şey ya. Mesela biz de açıklayabiliyor muyuz mesela böyle bir şeyi? Veya Rusya açıklayabiliyor mu? Ben sorayım. Açıklayamaz. Adam diyor kardeşim, düşman budur. Düşman budur dediğin an itibaren bu düşmanın savaş yetenek ve kapasitesini ölçerek benim de silah sistemlerimi, kara ordularım, deniz ordularım, hava ordularım ona göre ayarlamalı. Ama ben bunu söylemeliyim. Ya bu nedir? Bunun eti ne, budu ne? Bu ne? Ne kadar tartar? Bunun yeteneği nedir? Ya bunu söyledikten sonra ben gücümü buna göre ayarlamalıyım. Çünkü bir şey daha var. Ben bunun ikisine birden saldırabilir miyim? Hayır. Birini ittifaka çek, öbürküne. İkisini bekle, bunu bilmem. İşte bu politik strateji. Yani bunun tabii uygulama şeyi de askeri strateji. Bunu politik kurmaylarınızla, askeri kurmaylarınızla yapacaksınız. Peki NATO'nun bütün organları aslında ölmüştür diyorsunuz ama. Ya Türkiye, ben yıllardır söylüyorum bunu yani. Türkiye neden NATO'dan vazgeçmemeli o zaman? Amerika ile olan ilişkilerini tamamen koparmamalı. NATO'dan vazgeçmemeli şöyle. Şimdilik biz NATO'yu biz yıkacak halimiz yok. Doğru. Onu demek istiyorum. Yani oraya taahhütünüz var, bağımlılığınız var. Bu şöyle, yani siz çıkabilirsiniz. Ama onunla bir takım şeyleriniz var. Yani alışverişleriniz var. Yani askeri malzeme, teçhizat, silah vesaire o ülkelerden birçok şeyleriniz ama var. Ama tamamen öldüyse. Tabii yani o şöyle, ben çıkıyorum der çıkarsınız. Ama şu var. Siz yani üstüne gidip de NATO'yu, ya kardeşim işe yaramıyor, seni yok edeceğim falan, böyle bir şey yapacak durumda değilsin. Şimdi az önce Sayın Pamukoğlu yani topyekün katılımından bahsetmiştik. Ülkelerin, yani taraf olan ülkelerin bu savaşta topyekün katılımını aktarmıştınız ama yani 3. Büyük Savaş nasıl yapılacak sorusunu da şöyle yanıtlıyorsunuz. Onu da ekleyerek söylüyorum. Taraf olan ülkelerin topyekün katılımı ve konvansiyonel savaş doktrini kullanılarak yapılacaktır. Şimdi konvansiyonel savaş doktrini. Devletler orduları ile yapacak bunu. Evet, tabii. Evet, onu biraz izleyicilerimizin daha da net anlayabilmesi için konvansiyonel savaş doktrini biraz daha. Konvansiyonel şey yani kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri. Yani çünkü öbürkü gayri nizami. Yani çünkü şöyle bir tam savaş bunlar.
devlet tüm gücüyle, yani siyasal gücü, ekonomik gücü, askeri gücü, sosyopsikolojik gücü ve tüm ülke kaynaklarıyla, halkıyla beraber. Tam savaş budur. Mesela bu şeyde, Suriye'de falan olan bunlar şey, sınırlı savaş. Sınırlı savaş dediğim, fiziki coğrafya itibariyle. Burada mesela cereyan eden savaşlar paylaşım savaşları. Bir de vekalet savaşları diye uyduruk bir tabir çıktı. Öyle bir şey yok. Askeri terminolojide. Sınırlı savaşlar var. Sınırlı savaş bölgesi. İşte bura. Sınırlı savaşlar paylaşım için yapılır. Paylaşım savaşları. Sınırlı paylaşım savaşları uzun olur. Aynı Orta Doğu'da olduğu gibi. Çünkü 2. Dünya Harbi'nden beri bu savaş burada sürüyor. Bir de tam savaş. İşte yani birinci büyük savaş, ikinci büyük savaş ve bu. Tam savaş, halkın tamamı, orduların bütün tamamı, tüm kaynaklarınızla. Peki, çok kısa bir soru sorup çok kısa bir cevap isteyeceğim. Çünkü süremizin sonuna geldik. Türkiye bu savaşa hazır mı? Hangisine? Üçüncü Dünya Savaşı'na. Bence yapılacak şey... Yani bizim imkan kabiliyetlerimiz belli. Yani nüfus belli, ekonomi belli. Yani şu anda belli. Yani savaş kapasiten var. Çok yüksek bile olsa bir sınırım var. Bence 2. Dünya Savaşı'ndaki politikayı izlemektir. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Pamukoğlu. Efendim, Güne Bakış'ı bugün de noktalıyoruz. Akşam saat 19.30 ana haberde görüşmek üzere.